Hepinize merhaba, ben Pars Robotics 6436'dan Asya. Bugün sizlere 6014 ARK takımının düzenlediği seslendirme projesinde robot odasını anlatacağım. Haydi ne bekliyoruz? Hemen geçelim. Bu bölümdeki ilk konumuz robot odası. Robot odasını kısaca tanımlamak gerekirse robotunuzu inşa edeceğiniz, PR çalışmalarınızı yapacağınız ve vaktinizin büyük bir kısmını geçireceğiniz alan diyebilirim. Lafı daha fazla uzatmadan asıl konumuza geçeyim. Robot odanızı kurabilmeniz için önce nereye kuracağınızı belirlemeniz gerekiyor. Bu iş için öncelikle bağlı bulunduğunuz kuruma başvurmanız en sağlıklı yöntem olacaktır. Eğer kurum içerisinde size tahsis edebilecek bir alan yoksa çevrenizdeki sanayi, üniversite ve benzeri yerlerle iletişime geçmeyi deneyebilirsiniz. Size tahsis edilen alanın geniş veyahut büyük olmasına gerek yok. Önemli olan sizlerin o alanı nasıl kullandığı. Şimdi gelelim bir diğer önemli konuya. Odanın içinde bulunması gereken ekipmanlar. Fikret Yüksel Vakfı'nın internet sitesinde bununla ilgili 23 parçadan oluşan bir liste bulunuyor. Bu listede bulunanlar robotun inşa sürecinde ihtiyacınız olabilecek alet edevatlardan oluşuyor. Tabii ki belirlediğiniz tasarımı hayata geçirmek için farklı eşyalara ihtiyacınız olabilir. Gelelim bu aletleri nasıl temin edebileceğinize. Bunun için en mantıklı ve faydalı yol sponsor bulmaktır. Çoğu zaman bir sponsor bulmak takımlar için zor olabiliyor. Bu konuda yine çözüm çevremizde. Bununla ve iletişim kurabileceğiniz kurumlara düşüyor. Bu kurum içerisinde bulunduğunuz okulda olabilir veya sanayideki rastgele bir işletmede. Tabii ki daha büyük ölçekli bir firma ile iletişime geçmeyi denemek lazım. Sanırım bu oda içerisinde kesinlikle bulunması gereken tek şey bilgisayar. Robotu 3 boyutlu olarak tasarlamak, robotu programlamak ve PR çalışmalarınızın neredeyse tamamı için bir bilgisayara ihtiyacınız var. Lakin sadece bir bilgisayar dahi yarışmaya hazırlanabilir ve hatta yarışmayı kazanabilirsiniz. Elbette birden fazla olması hem işlerinizin daha hızlı olmasını hem de daha rahat olmasını sağlayacak. Tahmin edebileceğiniz gibi bilgisayar ihtiyacınız olan birçok şeyden daha maliyetli. Bu sebeple temin etmek diğer ihtiyaçlara oranla daha zor olabilir. Bir diğer önemli husus ise endüstriyel makineler. Birçok takımın odasında imalat aşamasını hızlandırmak adına belli başlı makineler bulunmak. Genel olarak bu makinelere belli başlı örnekler vermek gerekirse bunlar CNC, freze ve jet taşı olabilir. Diğer ekipman aletlerde olduğu gibi çoğu zaman bu makinelerde sponsorluklar sayesinde temin ediliyor. Endüstriyel makinelerle ilgili en önemli detaylardan biri ise bu makinelerle dikkatsiz ve yanlış kullanılırsa kişiye fiziksel olarak zarar verebilir. Bu gibi durumlarda yaşanan kazanın ardından duruma hemen müdahale edebilmek için makinelerin bulunduğu alanda kesinlikle bir ilk yardım dolabı bulunmalıdır. En başta sizlere en iyi tasarım kendi istişareniz ile oluşur demiştim. Ve bu istişareye bir fikir olması adına sizleri hem daha verimli hem de daha güvenli çalışmanızı sağlayacak birkaç tavsiye vermek istiyorum. Eğer alanınız müsaitse odanızı ikiye bölmeniz işinize yarayabilir. Bu sayede bir tarafta mekanik işlerinizi yaparken diğer tarafta ise PR ve diğer ekip çalışmalarınızı daha sessiz bir ortamda yürütebilirsiniz. Ayrıca yine alanınız müsaitse endüstriyel makinelerin bulunduğu alanı demir parmaklarıyla kaplamanız herhangi bir kaza durumunda makinenin bir parça uçması durumunda parmaklar ardından geçemeyecek ve daha sağlıklı bir çalışma alanı oluşturmanızı sağlayacaktır. En önemli detay ise bu odanın sadece endüstriyel bir alan olmadığını ve aynı zamanda kreatif bir alan olduğunu göz önünde bulundurmak. Ayrıca tasarım sürecinde internet üzerinden diğer takımların odalarına göz atmak ya da çevrenizdeki takımların ziyaret etmekte işinize yarayabilir. Gelelim bir diğer önemli hususa, tasarım. Şimdiye kadar konuştuklarımızdan sonra robot odası kafanızda tamamen endüstriyel bir alan olarak canlanmış olabilir. Her ne kadar bu odanın temel amacı robotunuzu inşa etmek olsa da en başta bahsettiğim gibi vaktinizin büyük bir kısmını bu odada geçireceksiniz. Ayrıca PR ve diğer ekip çalışmalarınızı da bu odada gerçekleştireceksiniz. Bu sebeple bu alan daraltıcı olmamalı. Daraltıcı bir alanda kreatif işlerle uğraşmak can sıkıcı olabilir. Elbette tasarımdaki en büyük iki kaide sahip olduğunuz alanın genişliği ve sahip olduğunuz imkanlar. Tasarımı nasıl yapacağınıza dair fikir vermek mantıksız olacaktır. Tasarımı nasıl yapacağınız tamamen takım içerisinde gerçekleştireceğiniz istişareye bağlı. Sizin için en mantıklısı sizlerin belirlediği tasarım olacaktır. Lafı daha fazla uzatmaya gerek yok. Yarışma sezonu boyunca kullanacağınız odayı nasıl oluşturabileceğinizi öğrenmiş oldunuz. Şimdi ise geriye robotu inşa ederken robot odasının içerisinde ve yarışma sürecinin nasıl güvende kalacağınızı öğrenmek kaldı. Merhabalar, ben ARK 6014 takımından Zeynep. Öncelikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde takımın sağlığının korunması için alınacak tedbirler son derece önemli. Maske ve dezenfektan kullanımına uymak dışında takımın her bir bireyini düşünerek materyal ve araçların paylaşımı, sosyal mesafe önlemleriyle ilgili ayrı güvenlik kuralları oluşturmanız takımınız yararına olacaktır. Genel güvenlik önlemlerine geçecek olursak, robotunuzu tasarlarken tornavida, keski gibi bolca el alet ve edevatı kullanmanız gerekecek. Güvenliğiniz açısından aletlerin kullanım alanlarını ve kullanım şekillerini öğrenmeniz çok önemli.
Bu sebeple bir aleti kullanmadan önce aletin doğru kullanım şeklini ve yerini bildiğinizden emin olun. Herhangi bir aleti kullanmadan önce aletin kırık veya bozuk olmadığından emin olun. Kesici aletler kullanırken vücudunuzdan uzak tutmanız ve eldiven giymeniz son derece önemli. Aletleri işiniz bittikten sonra güvenli bir yere kaldırmayı unutmayın. Elektrikli aletleri doğru kullanmanız çok önemli. Ekipmanlarınızın kablolarını düzenli olarak kontrol etmeyi ihmal etmeyin ve hasarlı ekipmanları onarılana kadar kullanmaktan kaçının. Piller ve bataryalar içinde bulundurdukları asit sebebiyle hasar almaları durumunda son derece tehlikeli olabilirler. Pil kullanımı sırasında yanınızda bir kutu sodyum bikarbonat, asite dayanıklı eldiven, arızalı pili koymak için metal olmayan bir kutu bulundurmanız önerilir. Hasar aldığını düşündüğünüz bir pili kesinlikle kullanmayın. Eğer hasarlı bir pile temas ettiyseniz tıbbi yardım isteyin. Bir elektrolit sızıntısı meydana gelirse sodyum bikarbonatı ıslak yüzeye dökün, ardından mentorunuzu bilgilendirin ve eldivenlerinizi takıp pili sızdırmaz bir kabın içine koyun. Eğer olur da bir first etkinliği sırasında elektrolit sızıntısı meydana gelirse, asitle temas eden kişiyi hemen bir ilk yardım bölgesine yönlendirin. Son olarak, batarya ve pillerinizi düzenli olarak kontrol etmeyi asla ihmal etmeyin. İçinde kimyasal madde bulunduran kapları iyi koruduğunuzdan ve tüm kimyasal kapların üretici tarafından yerleştirilmiş etiketlere sahip olduğundan emin olun. Ayrıca, first'in bir parçası olarak kullanabileceğiniz kimyasallara bakmayı ihmal etmeyin. Kullanmadan önce, kimyasalın etiketinde bulunan güvenlik önlemlerini ve kullanım talimatlarını kesinlikle okuyun. Kullandığınız kimyasallar hakkında güvenlik bilgi formları edinin. Bu formlar kimyasal madde hakkında size doğru bilgiyi sağlayacak. Etkinlikler sırasında yanıcı ve yakıcı kimyasallar kullanmaktan kaçının. Eğer lehimleme işlemi yapıyorsanız, kimyasal dumanlar ve buharlara dikkat etmeniz gerekmektedir. İyice havalandırılmış bir ortamda lehim yapın ve göz ile yüz koruması kullanın. Aynı zamanda kollarınızı ve bacaklarınızı kapatan pamuklu giysiler giyin. Ateşe dayanıklı bir yüzey üzerinde çalışın. Bu işlem sırasında kurşunsuz lehim ve sadece elektrikle ısıtılan tabanca kullanın. Yetkililer ve belirli izinli bölgeler dışında etkinlik mekanlarında hiçbir meşale veya açık aleve izin verilmez. Kullanılan ütü veya tabancaya dokunmayın. Yüksek sıcaklık nedeniyle ciddi yanıklara neden olabilir. Lehimle uğraştıktan sonra daima ellerinizi su ve sabunla yıkayın. Herhangi bir sıcak aleti birisinin yanlışlıkla sıcak elemana temas edebileceği bir yerde bırakmayın. Havyanızı kullanılmadığı zamanlarda koruyucu tutucusunda tutun. Robot üzerinde kaynak, delme, kesme gibi işlemler yaparken, uçan ve sıçrayan kimyasallar kullanırken, arenanın yakınında ve antrenman sahasında gözlük, maske, yüz siperi, eldiven kullanımını ihmal etmeyin. Ayrıca, first etkinlikleri sırasında ayağınızı tamamen kapatan, sağlam ayakkabılar seçmeniz, yaralanmaları önlemek adına büyük önem taşıyor. Aynı zamanda sakıncalı veya şüpheli ses seviyelerinin olduğu ortamlarda kulaklık takmayı unutmayın. Bu tarz giyilen korumaları seçerken, first kurallarına göre onaylı olması gerektiğini unutmayın. Hareketli veya dönen mekanizmaların yanında oluşabilecek potansiyel riske önlemek için takım üyelerinin ve mentörlerin kravat, bol kıyafetler, mücevher ve benzeri eşyalar takmadığından emin olun. Uzun saçlı kişiler de bu riski azaltmak için saçlarını bağlayabilir veya kapatabilir. Şimdi ise robotun güvenli bir şekilde kaldırma, taşınma ve taşımasına geçelim. Takımınızın robotunuzu güvenli bir şekilde kaldırmayı bildiğinden emin olun. Robot, pitler veya yarışma alanında taşınırken el arabası kullanılması önerilmelidir. El arabaları kullanıldıkları sürelerde takım alanında kalmalı. Arabalar 30 inçlik bir alandan geçebilmelidir ve tekerlekleri saha döşemesine zarar vermemelidir. Güvenlik amacıyla bir robotun hareket halinde olduğunu belirten ses veya müzik ve cihazlar dışında el arabasına ses üreten cihazları eklemeyin. El arabanıza takım numaranızı yazmayı unutmayın. Robotunuzu taşımadan önce herkesin gerekli ekipmanı giydiğinden ve robotunuzun gücünün kapalı olduğundan emin olun. Taşırken ise herkesin sağlam bir zeminde olduğundan ve omurga eğrisinin korunmasına ve benzeri yönelik gerekli fiziksel pozisyonları aldığından emin olun. Robotunuzu yerleştirdikten sonra alanda kalan kalıntıları temizleyin. Robotta depolanan tüm enerjiyi boşaltın ve ana devre kesiciyi açın. Çalıştığınız bölgenin güvenliğine gelirsek ise, güvenliği sağlamak adına kendinize bir kontrol listesi hazırlayabilirsiniz. Bu listede bölgedeki eşyaların düşme ve çökme riskleri, zeminin kayganlığı, aydınlatma seviyesi gibi ve alanınıza göre daha birçok noktaya değinebilirsiniz. Pit alanında yükseklik sınırlarına dikkat edin. Gözlük, eldiven ve benzeri gerekli ekipmanınızı giyin. Merdivenleri kullanın ve görev için tasarlanan eşyalara tırmanmayın. Elektrikli uzatma kablolarını birbirine takmayın veya anahtarlı uzatma kablosunun nominal kapasitesini aşırı yüklemeyin. Ekipler istasyonlardaki çalışma alanına depolama, kişileri veya üyeleri desteklemek için herhangi bir yapı oluşturamazlar. Komşularınızın farkında olun ve gerekli durumlarda onları uyarın. 12 yaşından küçüklere daima bir yetişkin eşlik etmelidir. Güvenlik manuelinde bulunan kontrol listesini gözden geçirin. Bu manuelde uymadığınız noktalar varsa mentorlarınız eşliğinde güvenlik önlemleri ile ilgili gerekli değişimleri yapın. Her takımın bir güvenlik kaptanı olmalı. Bu kapton, mentorlar tarafından gerekli eğitimleri almalıdır ve herhangi oluşabilecek bir güvenlik sorunu için bir güvenlik planı oluşturmalıdır.
Yarışma boyunca gönüllü güvenlik yöneticileri tarafından takımların güvenlik uygulamaları gözlemlenecek. Son olarak güvende olun, nazik ve merhametli olun. First etkinlikleri boyunca bir güvenlik kültürü aşılamak First'ın temel amacıdır. Daha fazla bilgi için açıklamada linklenen safety.frcturkey.org linkini ziyaret edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.